Üçüncü kez başa alıyoruz. Mustafa abi eminsiniz mi? Direkt Spire çıkacağım ya. Ağır forces'ınız... Bunlar biyolojik unitler, niye durdukça canı yükselmiyor? Kurtarım. Son bölümdür, son bölümdür. Ondan zordur. Abi gerçekten Zerg vs. Protoss'ta ağır dayak yermişim ben ya. Değil mi? Abi niye bu kadar zorlandım o zaman hiç bilmiyorum ya. Bakalım bu krip gidecek mi aşağıya? Gitmiyor abi, ben gitmiyor diye biliyorum yani. Brood War çok mu zor? Korkutma beni. Göreceğiz abi, bakalım, bak buraya yaptık, şu dibine geçmedi daha bak. Dibindeki yere gitmedi daha. Gerçekten inanılmaz bir mineral toplama gücümüz var yani, efsane. Ha bak gitmiyor. Görüyor musun yani? Bak şurada inmedi. Yarım saattir bu burada çalışıyor yani. Dönüşüm. Bu mu? Krip koloniyken bence ilerliyordu ama. Şu an hiç ilerlemez diyor. Gitmiyor işte abi, gitmiyor. Aa bak bu da gitmiyor. Mustafa abinin de o dediği Guardian şeyini yapacağım bakalım.
Hiç uğraşmayacağım, aşağıya kuracağım ya zımbırtıyı. Öyle oynayacaksan dikkat et ama target gösterme, yavaş yavaş ilerlet, kendileri ota atak ateş etsinler hep. Yani işte bir grup guardian yapacağım, bir grup mutalisk yapacağım. Abi çok pahalı, onu da yapabileceğimden emin değilim yani. Really? İşçi yeter ya. Ha? İşçi demek için arkasındayız abi. Hı? Mineralde şu an sıkıntım yok. Şu gazda şuna bak, bir tane yapabiliyorum abi. Gaz lazımsa kuzeye git abi, Karadeniz'de bulursun. Onun da yayılacağı bu kadar ha. Gerçekten sinir bozucu bölünmüş ya. Abi sen Queen's Nest'i yapmadın mı buraya daha? Keşke Warcraft 3 gibi olsa ya. Gerçekten. Ne oldu? Erdem, ne yaptın sen? SA, SQ. Lich King entered the game falan yazdı da. Mineraline de sıçayım. Hayırdır abi, çıkart, bana izin vermiyorlar mı? Gerçekten mi ya? Bıktım bıktım vallahi, para olayından bıktım ya.
Şurayı ele geçiremezsem bu oyunda hiçbir şey yapamayacağım. O Reaver'ları öyle ya da böyle öldürmem gerekiyor şu anda. İğrenç bir pozisyondayım yani. Stres oldum, sinir oldum, gıcık oldum. Ve gardiyana da direkt gidemiyorsun yani, öyle bir unit ki. Para ya. Kesin bir tree vardır da. Değiştirmişler bazı şeyleri. Değiştirmişlerdir o. Bak gitmiyor aşağıya. Bu arada creep kanalı. Hadi be oğlum. Çok yavaş ya bazı şeyler. Ya şuralarda falan mineral olsaymış güzel olurmuş yani. Bir bu kadar basacağız, bir bu kadar daha basacağız. Abi o ne kadar mineral, farkında mısın bahsettiğin şey? Ben şu an senin dediğin gardiyanları çıkamayacağım şu an elimdeki mineralle. Ve şey yapmadım farkındaysan. Tamam da sadece sen şey yap demiyorsun ki. Aynı zamanda geliştir onları falan diyorsun. Şu an benim bir de savunmayla ilgili çok ciddi problemlerim yok, şeyleri, beaconları. Şeyde çok ciddi problem yaşıyorum, Reaver'larla. Guardian çıkmayayım mı ben şimdi? Ona para harcamayayım mı yani? Yani ikisi aynı anda yürümeyecek, o belli yani. Abi 3 bölümdür oynuyoruz işte tekrardır. Şu anda Reaver'lar sıçıyor benim ağzıma. Onlara göre bir strateji geliştirmem lazım. Yani şurayı yaptık zaten dediğin gibi işte. Daha baksana bu kadar basabildik yani. O senin dediğin gibi 15-20 tanesinde bakalım ne kadar da basacağız. Şuraya mı? Atayım. Bu ara gezegenin şartlarından dolayı böyle şey olmuyor orası, ha, haberin olsun.
bu kadar yayılıyor oradaki krip tümör. Buraya da yapamıyorum. Olaya gel. Gördüğün gibi. Nargis. Şunları bir gardiyan yapalım. Bir gidip bakalım mı? Bu kadar çıkabiliyorum şu anda. Yani 15-20 tane diyorsun da nasıl yapacağız abi ya? Evet, farkındayım, burada şey de var. Yeter mi bu kadar? Bu yeterli mi sence? Bir dakika şimdi. Evet Mustafa abi, alıyoruz. Nasıl ilerleme kaydedeceğiz? Is it?
The Hive Crystal is under attack. Our forces are under attack. Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz bir durun ya. Şurayı bir toparlayayım. Kerrigan neredesin? Gelmeye başladılar. Forces are under attack. İşim çok zor ya. Our forces are under attack. Şuraya bir şeyler yapmam lazım.
Şunu böyle bir tamir etme falan gibi bir şey yok mu ya? Abi durun, biraz durun. Bir şey anlatacağım. Ben buradan geçemedim mi abi? Geçemedim değil mi? Ah, kafa yiyeceğim. Sadi Upset civciv oyna. APM MAPM yok. Mis gibi. Aman dur, şey yapma ya, yapma. Kışkırtma Kerrigan, kışkırtma, ağzımıza sıçıyorlar sonra. Şu an Kerrigan atar gider yapıyor da şey. Prepare yourself for oblivion's embrace. Mustafa abi! Aa evet.
Bu Evolution Chamber'daki zırh güçlendirmeleri falan hava unitlerini de etkiliyor mu? Bileniniz var mı bu konuyu? Ben etkilemiyor diye biliyorum ama. Burada da bir maden yeri var. Hayır 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 hayır. Burada da yer var. Yok, Evolve Karapas diyor. Etkilemiyor. Yalnız buradaki savunmamızı çok güçsüzleştirdik şu anda. Ah Mustafa abi, ah teşekkür ederim. Yok, verdiğin taktik işe yaradı. Teşekkür ederim.
forces are under attack. Kafayı yiyeceğim. Ne para harcadım ya. Vallahi çok para harcadık. Mutalisklerim GG oldu. Onun için bir bekleyeceğiz biraz şu an. Şuraya da kurulacağım da bekliyorum. Selam. Asa.
Herhalde bu kadar işçi yeter şimdilik ya. Zaten çok ataklı olmuyor. Büyük ihtimal bayağı bir zarar verdim. Şöyle geleyim ben kamerayla. Evet, StarCraft sıçışlarımız devam ediyor arkadaşlar. Yarına biter bu bölüm değil mi? Ya işte güzel ama ya, çabuk bitmiyor olması. Yani ben o konuda memnunum yani, sıkıntım yok. Sonra WoW'a dönmesin değil mi Oğuzhan? He? Hayda. Ne oğlum, kötü bir şey mi söyledin? Mesela aşağıdaki base yerine yukarıdaki base'e gitseydik, mesela benim scout beceriksizliğimden kaynaklanıyor. Yukarıyı görmüş olsaydık mesela ilk oraya dalardık. Oradan biraz gaz falan yapardık. Daha sağlam ilerlerdik. StarCraft abi. Hangisi abi? Bir abi. Bir mi abi? Üç kere failledim ya. Ne üç kere failledin? Strateji geliştirene kadar. Unbelievable abi. AI'ye karşı nasıl üç kere failliyorsun ya? Bakın var. Bitti galiba.
Alkış. Evet arkadaşlar. 3 kere 3 kere birini restart attık canım daha tam bitirmeden. Strateji değiştirdik. Yani o daha başındaydı yani. Save alarak ilerledik. Evet arkadaşlar. The Dark Templar bölümünü acı şekilde. Bu neydi abi? Zorlandım abi. Aha. Dur video geldi. Biraz kestirdim geldim rüyamda plakfla gördüm abi. Bak burada videoda da var gardiyanlar. Demek ki gardiyanlarla gidecekmişiz. Mustafa abi haklıymış en başında. O zaman abi rüyamda jana görüyorum abi. Borcunu ödesene lan puşt. Biraz kestirdim sonraki boss geziyordum dedim rüyamda. Ben de mount görüyorum Mete rüyamda. Ya arkadaş sen çok... Neyse Tassadar ya. Ve Dark Templar Zeratul hayatta kaldı. Söylemeyeceğim. Ama Templar ordusu çöktü. Kerrigan geride kalan bütün Protoss savaşçılarını öldürdü ve havladı. Havladı mı? Char şu anda şey. Tamamen kontrol altında. Ve zaman uzay şeyinden Zerg'ler teleport oldu ve şu anda Ayur'a doğru yola çıktı. Abi ben daha fazla Protoss'larla dövüşmesem. İstemiyorum. Kaidran kristali ele geçireceğiz. Çok zor abi Protoss'lara karşı dövüşmek Zerg olarak. Evet bakalım burada kaç kere şey yapacağız. Şu an Ayur'dayız. Zorklar oyunculuk ister. Evet. Öyleymiş. What is my task? Overlord göndermiyor. Yalnız o gardiyan olayı çok hoşuma gitti ya abi. O taktik için çok teşekkür ederim. Yani tekrardan ona gidebilirim şu anda. İyi bak Evolution Chamber'ını falan veriyor şimdi en azından. Şurada bir base gördük. Ben şu askeri gönderemedim mi aşağıya? Tek yemesen iyiydi. Şurada base var gibi.
Starcraft 2'de de yani zorkları çok sevmem yani. Hiç sevmiyordum ya. Şey, bir tek Stukov oynuyorum co-op'ta da. Zati. Neden Sylvanas'la benzetiyorlar? Yaklaşımları benziyor, o yüzden. Yani Kerrigan da şey tadında böyle Greater Good için keserim biçerim tadında. Ondandır. Şu sesi daha mı az yapsan ya oyun? Hemen gardiyana yükseliyorum şu anda. Düşmanımın protost olduğunu bildiğim için. Teşekkür ederim Mustafa abi bu arada. İkisi de intikamcı. Aslında ekranlarda görünce bunu şok oluyoruz. Ama normalde düşününce aşırı insani bir şey yani duygu, intikam. Ama işte böyle o Amerikan şeyinde görmüyoruz. Herkes böyle aldım. Çok iyi olacak. Aldım mı gene mountain olsun abi? Aldım tablo. O zaman ye bize. Ya millet ilk günde mat alıyor ya diyor bir de ya. Allah'ım yapmıyor. Ben ilk günden mi aldım? Pushed. Üçüncü günde aldım. Çok değişti. Uhuu. Ben de ilk günden mount aldım ama onu almadım. Hepimize nefes ediyorum. Ben ilk gün işliyorum. Ya sen param ver ondan sonra nefretmeye diyorsun benden. Beni öldürüp gözlerimi kaşıkla çıkarıp çallara atmak mı istiyorsun? Ne yaparsan ya önce borcunu ödeme. Bu nasıl bir şey ya? Psikolojim bozuldu. Ya Mustafa abi ama en son StarCraft 2'de biliyorsun Kerrigan Aemon'u yok ediyor. Yani Aemon'un kontrolünde değil burada da sadece Overmind kontrol ettiğini düşünüyor. Aemon'u bulmak için hareket ediyor biraz öyle söyleyeyim. Kerrigan insan Terran olduğu için aslında çok şey yapmıyor yani. Adını sen söyle. Campaign quest'te geçemiyoruz değil mi? Abi. Ne bileyim ki böyle. Benim karnım acıkıyor. Var. Ender. Geniş bir StarCraft lore anlattığımız bölüm var. Telepatik güçleri olan bir sniper bu görev sırasında Zerg istilasında bir gezegende komutanları tarafından komutanları dedi de şey Octorus Mengs onu bilerek Zerg istilasında bırakıyor çünkü Ghost programında farkında olmadan Kerrigan bilmiyor tabii şey olduğunu Octorus Mengs'in ailesini katlediyor. Şey olarak o Sons of Korhal düşünceleri daha fazla yayılmasın diye. Daha doğrusu o zamanlar Sons of Korhal diye bir şey yok ama adını sen söyle. Biliniyor Octorus Mengs'in yeni bir oluşum kurmaya çalıştığı. Öyle bir şey yani. Neyse Zorklar da onu öldürmek. Zorklar Overmind'ın emriyle metamorfoz yaptırıyor evet. İntikamcı olmuyor aslında işte. Nasıl söyleyeyim? Overmind'ın düşüncelerini görebildiği için bu Aemon falan işte Zelnaga, Jarchurt olaylarından haberdar oluyor. Sivilleri öldürme derken yani ırk olarak baktığında Zerg şey yapıyorsun. Terran biz yani insan açısından bakmamamız lazım. Biz insan oynadığımız için bize böyle geliyor ama İşçilerim öldürülüyor. Hayır. Yani adam diyorum kadın nihayetinde kendi ırkı için hareket ediyor yani. Yo başlarda kendi bilinci yokmuş gibi davranıyor. En baştan beri kendi bilinci var abi.
Queen. Kerrigan'ın. Nasıl ya, o kontrol altında değil mi? Nasıl? Kontrol altında değil mi o? Değil. Hayda. Miş gibi yapıyor işte. Çıkar Kerrigan. Abi dediğim gibi Ghost programına maruz kaldığı için fark ediyor bunları. Ve Jim Raynor onu kurtarmasına rağmen tekrardan şeye giriyor. Adını sen söyle. O Chrysalis'e giriyor ve tekrardan Queen of Blade oluyor yani. O çünkü bazı güçlerini de kaybediyor çünkü insan olunca laboratuvarda falan, ama onlar StarCraft 2 konuları. Yani rol kesme de diyebilirsin. O anda, çünkü şu an Overmind'la hareket etmek. Aynen, Raynor'u kurtarmak için giriyordu ama asıl Raynor olmasa da girecekti yani, onu söyleyeyim. Bir tanesini yapalım. Öyle şeyler işte. Şurayı komple gardiyan yapacağım. Bunun için çok gaza ihtiyacım olacak. Bakalım ihtiyacımıza göre şey yaparız. Tasada Eamon işte, Zelnaga şey. Biraz daha bir işçi daha basın. Ekrem Atamer'le yapmıştık. Belki takip ediyorsanız şey var yani, komple bir StarCraft lore hikayemiz var. Var var. Yavaş lan yavaş. Lan sıçacağım işçiniz ha. Ya mesela Artanis bu az önce bahsettiğim işte Zeratul'e şuna buna göre ya da Kerrigan'a göre kıyasladığın zaman hero olarak daha nasıl söyleyeyim, şey bir karakter, iradesi zayıf bir karakter yani.
Yani biliyorsun Eman'ın kontrolü altına giriyordu. Evet, Hots da güçlü de. Biraz daha gardiyan yapalım. Şunları da güç geliştirmek istiyorum. Şimdi bir andayım, bir rage manyağı geldi Garrosh, bak yani aslında karakter şeyi... Abi Zeratul'u öldürüyor, bak siz Zeratul'u seviyoruz diyorsunuz. Adam gidiyor Zeratul'u öldürüyor, emin misiniz? Zeratul'u öldüren kişi Artanis biliyorsunuz. Ya orada mind control o zaman. Öyle mi oluyor işler? O selam olduk abi. Değil mi? Sayılmıyor. Sayılmıyor abi. Kala, evet. Saçları. Psişik bağlantı sağlıyor. Mineralin yarısını yedik ya. Şöyle bir gidelim bakalım ya. Ne kadar dayak yiyeceğiz? Yapalım abi, ben şöyle söyleyeyim. Biraz bunları kendim zorlama oynuyorum. Hani bilmiyorum farkında mısınız? Hem YouTube olsun hem yayın anlamında olsun biraz ilgisi düşük. Yani aslında kanal olarak zarar veriyor ama... muhabbet olarak yani ben de isterim yani. Ama WoW daha çok ilgi çekiyor yani, kabul etmek lazım. Ya WoW daha basit oyun ya. O da var. Mümkün. Doğru. İşte StarCraft'ın bu mu? Bence WoW yani. Sakar baksana ya, kapı karışık. Evet, ağır demeyeceğim bir tane gardiyanımız var. StarCraft'ın evreni çok geniş, geniş evet. Henüz Blizzard oyun zaman ve para düzgün ayırmadı. Ya aslında StarCraft olması gereken yere geldi oyun olarak. Ne demek istiyorum? Yani hem evet RTS devri kapandı, hem de bilmiyorum farkında mısınız da Töpek Türkiye'de yok bu şu anda. Uzak Doğu'da özellikle RTC çok kıymetli yani. Ve tamam bu kadar olurdu grafiği. Hani Remastered için bahsetmiyorum. StarCraft 2'yi kastediyorum. Ve o kadar olurdu onun geliştirmesi yani. Kore'nin milli sporu yani, evet. Dalga geçiyoruz ama evet yani.
çok ciddi yani. Nefret ediyorum sizden. Nefret. Evet. Yani abi kültürle alakalı bir şey yani. Tamamen kültürle alakalı bir şey. Adamların kültürü o şekilde evrilmiş yani. Ya saygı zorla yaptırabileceğim bir şey değil yani. Ya bazen yaşadığımız yerin gerçeğini de kabullenmek gerekiyor abi. Bu sadece senin ülkende bu şekilde yani. Yurt dışında gayet insanlar oynuyor yani. Ben şeyi falan görüyorum bazen co-op oynarken böyle. Ya adam ömrünü adamış olması lazım o level'lara ulaşabilmesi için. Bu oyunda şey yok mu ya? Şöyle bir saniye. Options. Ne? Ne oldu? Hı. Bir saniye abi. Ben şu an ince bir korktum. İnce bir korktum. Bir save'imi alayım abi. İnce bir korktum. Options. Evet lütfen. Mouse sensitivity fast. Şey yok mu? Adamların şeyini sadece üstüne getirerek. Yok. Karşının barını, unit HP'sinin barını görme var mı diye baktım da yokmuş. Bu bizim inceden sıçtığımızın resmi olabilir mi? Starship'e karşı ne yapıyoruz? Hidralis mi gidelim? Onu oradan çekmem lazım benim bir şekilde. Nasıl yaparım ben o işi?
Sadece scout yok bu bölümde anladığım kadarıyla. Vesping gazım olacak benim sonuçta. O Starship'i bir şekilde elimine etmem gerekiyor. Fuck this shit ya. Çok fazla gardiyanım gitti ya. Bu tarafı denesem mi acaba? Daha kolay mıdır ya? Ana base olabilir mi orası? Oldukları ya. Evet ya. Nefret ediyorum onlardan. O yüzden sırf o yüzden abi Protoss'lara karşı oynamaktan nefret ediyorum ya. Yeah.
Daha fazla da upgrade. Benim bir yerden gaz bulmam lazım çok hızlı. Sırf o yüzden gardiyan kasıyorum şu anda. Yani sırf o yüzden gardiyan kasıyorum abi. Güzel. Bak burası güzel oldu işte. Cybernetic Core. Deniz olması da hoş oldu. Bakalım Starship'e karşı ne yapacağım? Ayar oluyor musun? Allah belanızı versin tırtılla.
Benim mine. İşçilerime ne olmuş? Bir sigara daha açayım. Şurayı bir temizleyeyim. Zaten büyük ihtimalle yolum burada. Buradan da bir işçi sallar alırım ben orayı ya. Dayak yedik. Güzel ilerliyorduk. Dayak yedik ama. Şimdi tekrar kurmam lazım o şeyi, kuvveti. Demek ki o söylediğim kadar kolay değilmiş. Şu güçlendirmeyi yapayım ya ben. En temizi. Buradan Yiğit'in yebise mi?
Hadi bakalım. Yavaş yavaş yapacağız abi. Buradaki Vespin'leri buraya harcarız. Kaç Vespin var burada? 4. Güzel. Şuraya da kurulabilirim aslında ufaktan. Ama sakıncalı olabilir çünkü orası tam şeyin ağzı. Şurada da bir gaz var. İyi, en azından haritadaki lokasyonları belirledik. Şöyle bir save alalım. İyi gidiyoruz çünkü. Efendim. İki saat sonra sıfırlanıyor asalt. Bakalım bugün Warcraft çok olmayacak gibi zaten. Şu bölümü bitirelim. Bir yolumuza bakarız. Şuradan bir kontrol çek yapayım ben bunu. Fazla mı yürek yemiş olduk ya? Sen de iyileş artık. Gelim gidiyorum, hep yaralısın. Hadi oğlum karapaz artık. Tamam, artık burada güçlenecek bir şeyimiz kalmadı.
şurayı bir tamamlayayım ben. Şöyle güzelce bir büyüteyim bu orduyu. Aleyküm selam abi. Görevi tekrar hatırlayalım. Bring a drone. Şans dile. Bol şans abi, ne diyelim. Invincible. Ben bile düşürdüm ya artık 10. yıllarında. Bu zorklar ne gaz sömürüyormuş ya. Şu an yeterince mineralim var, her yer şey yani. Bir de yani iki yerden gidiyorum şu an mineral açısından. Sıçayım gazına ya. Gerçekten gazına sıçayım ya. Şurada görünür müyüm ben? Burada birlikleri var mıydı? Yoktu ama. Dört tane daha yapayım ondan. Arada asker var mıdır lan? Yeah.
Ay şu an iyi gidiyoruz. Sanırım. Sanırım bitiriyorum. The crystal is being harvested. Hayır, bana bunu yapma. Hayır, ne yapıyorsun? Are under attack.
Evet evet. 3 dakika kaldı. Bakalım nasıl bir saldırı altına gireceğiz. Şu an çok böyle nefes nefese kaldım yani heyecandan. Oh my god. Yani ama Zerg'lerin olayı da bu sanırım ya, böyle bileceksin mesela, bu Guardian olayını bilmek gerekiyordu. Bileceksin ve ona göre atak yapacaksın yani. Nefret ediyorum şu unitten ya. Buralara niye saldırdınız ki? Gaz topladım artık. Gaza da çok ihtiyacım kalmadı.
forces are under attack. Zafer, dur. Serebrit, the Caterin crystals are in our possession. Our forces are under attack. Tremble before the might of the swarm. Yes, victorious. İyice karanlık oldum ben. Hava karardı be. 20 dakika sürmüş bu bölüm en azından. Full circle görevini sonra yapacağız arkadaşlar. Çünkü biraz yoruldum. StarCraft 2'ye geçeceğim. Bir arkadaşım gelecek. Onunla devam edeceğiz. Buradan YouTube videosuna el sallayalım. 2 bölümlük yapmış olduk. Dark Templar ve bu görevin adını bilmiyorum, şunun briefingini almayalım. Dark Templar ve Invasion of Ire. Full Circle. Büyük ihtimal son görev, son görevi de başka bir zamana bırakalım. Co-op oynayacağız, evet. Sonunda StarCraft oynayan bir Türk genci. Çok da şeyiz yani, YouTube'da yaklaşık 11 bölüm oldu. Serimizde var. Arkadaşlar buradan el sallayalım YouTube'a tekrardan. Dark Templar mıydı? Hayır ya, Dark Templar değildi. Eye for an Eye ve Invasion of Ire yaptık. 4 kere failledik ama YouTube'a atmayacağım onu. Sağ olsun Mustafa abi bize bir öğretti oyunu. Guardian ve Mutalisk şeyle oynayacağımızı. Yani son 2 bölümü de bununla bitirdik. Hani uzun olmasın diye, yoksa failler'ımı sakladığım için değil. Başarısızlığımı gömdüğüm için değil. Yoksa olsa da söylemezdim. O yüzden YouTube'a hoşça kalın diyelim arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Biz buradan StarCraft 2'ye geçiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.